Yolu güzelmiş ama. Sağda solda ağaçlar var. Daha ileride bir orman var. Baraja giderken. Karşısında. Hemen şöyle solda. Ha gördüm ya. Haritalarda gözüküyor orman. Abi şurada baksana. Dolunay var yani. Çok güzel. Bugün bayağı büyük. Hadi nerede ya? Şurada bak köşede. Dağın hemen ucunda gördün mü? Ya dolunay yolu. Benim dolunay yolu. Şu yola bir kontrollü bak. İşte bak Erdemli yolu gördün mü? İşte bu yoldan. Evet. Bu yoldan motosikletle bir gün gitmeyi planlıyorum. Bakalım ne zaman olur. Cumartesi. Yok bu aralar olmaz ya. Bu aralar biraz zor. O yolu merak ediyordum ben. Ayrancı'nın içinden Erdemli'ye giden yolu. Bak tabela koymuşlar oraya Erdemli diye. Şimdi biraz odun topluyorum. Şöyle kenarda köşede kalmış kuru dallardan. Şunu da alsam yeter herhalde. Bunlar kurumuş kayısı ağacından çıkan dallar. Semavere, mangala gayet güzel oluyor. Şimdi bahçeden mısır topladık. Ufak tefek bir iki tane mısır vardı. Şimdi onları közde yapıp afiyetle yiyeceğiz. Mısırlar burada. İnşallah olmuştur. Heveslendik kopardık ama artık bakacağız. Şöyle bir iki dal daha sürelim. Bugün bahçedeyim. Size de göstereyim şöyle. Domatesler şahane. Vallahi. Ekşili. Gayet güzel. Bakayım mis gibi. Ya şu dalların kokusu inanılmaz. Enfes ya o koku. Burada Ayrancı Barajı varmış. Orayı da fırsat bulursak bir gideceğim, bir göreceğim. Etrafı biraz ağaçsızmış ama yine de güzel bir barajmış. Bakalım orayı da fırsat bulursak dolaşacağız. Ortamı kaldıracağız. Şimdi açılmıyor mu? Yapışmışız abi ya. Oh, tornavidan yıldız olsa açardı. Operasyon tamam. Tamam. Sar. Oh, senden de iyi kemençe olurmuş. At yakalan. Ateşte kıvamını aldı. Köz bize yeter tahminimce. Şöyle ufak tefek dalları da atalım iyice yansın. Üzerine koyarız o yavaş yavaş pişer. Mısırları da şöyle yaklaştıralım.
nerede? Şu arada varmış bir tane orada. Oğlum farklıymış bak tipi. O cin mısırı gibi. He. Patlayan o mu ki acaba? Herhalde o şey cin mısırı diyorlar ya. Şunlar yağlı mısır da. Aa evet açılmış bak. Şimdi baraja gidiyoruz. Ayrancı Karaman'a bağlı bir belde. Ayrancı'nın çarşısı. Arka tarafı da göstereyim biraz. Şöyle. Biraz dağınık ama. Artık yapacak bir şey yok. Toparlama fırsatım olmadı. Biz sağdan çıkacağız şöyle. Yani bakalım baraj eğer güzelse daha sonra motorla gelme durumum olabilir. Hatta bu Ayrancı üzerinden Erdemli'ye giden bir yol da var. Biraz kötü bir yolmuş ama. Google haritalardan baktım. Fena gözükmüyordu. Google Earth'te daha iyi gözüküyor yol. Yani normal tek gidiş geliş. Buna benzer bir yolu var ama yani burası tabii şehir merkezi olduğu için daha temiz. O Ayrancı Toros arası biraz bozuk. Haritalardan göründüğü kadarıyla. Bir iki kişi de örnek fotoğraf yüklemiş Google Earth'e. Oradaki bazı kısımlarda yol bozuk. Tabii bakım yapıldı mı, çukurlar vesaire dolduruldu mu bir bilgim yok ama 135 kilometre görünüyor mesafe olarak. Biz yola çıkmadan da yağmur bulutları çökmüştü neredeyse şeye. İşte yollar dar biraz. Bu yollarda dikkat etmek lazım. Erdemli yolu da böyleymiş işte. Oldukça dar. Böyleyse gidilebilir. Ya buna benzerdir ya büyük ihtimal. Böyledir yani. Şuradan sağa gireceğiz. Su bayağı azmış ama. Biz geçen sefer buradan gelmedik sanırım. Su neredeydi? Şurada. Gerçekten mi? Ne zaman geldiniz ki siz en son? Daha 5 ay bile olmadı. Şurada benim üstüme su döküldü. O kayanın ucundan bak. Ya bir de son zamanlarda yağış olmadı. Olmadı. Yağış olmayınca su bitmiş ya. Hep de sulama oluyor ya. Hadi inelim. Şu ağaçların olduğu yere ineceğiz şuradan. Şu camı kapatalım da toz gelmesin. Şurada balık tutmaya gelenler falan var.
balık varmış burada. Duyduğumuz kadarıyla. Demek buralar hep su altındaydı, öyle mi? Hı. Vay be. Çok çekilmiş ya su gerçekten. Baksana sulama yapmamış. Çok çekilmiş. Bayağı da gelen var ha. Bak sanki deniz kenarı gibi. Araç sayısına baksana. Yani özellikle gelinecek bir yere benzemiyor ama arka taraf ormanlık ya, şu şurası. Suyun doluluk oranının yüksek olduğu zamanlarda gelinir. Şu an biraz su çekilince yapay gölet gibi kalmış. Kestel gibi aynı şu an. Aynen şu an aynı. Kestele çok benziyor burası. Mesela karşı taraf ormanlık olsa gerçekten kestele bayağı benziyor. O kadar inmelerine gerek yoktu ya. Niye o kadar iniyorlar ki? Toprak çok şey, sakat. Bayağı şu an 4x4 low modunu aldım yani arabayı. İşte bak o yüzden diyorum ya, 4x4 bir araç şart. Ya mesela hadi yağmur yağdı hızlı bir şekilde, buralar çamur oldu. Ne yapacaksın? İşte 4x4'ün avantajını orada kullanırsın yani. Ya buralara bakma, bu yollarda bir şey yok. Sonuçta Toros bile buraları dağ keçisi gibi tırmanır. Arabanın altının yüksek olması yeterli böyle yerler için. Ama burada güzelmiş. Bak şurada birkaç sivri taş var. Onları niye yola atmışlar ki acaba? Devrilip mi gelmiş ki? Şurası bizim mekan. İki araba geldik. Balık tutmaya gelenler ağırlıklı. Manzara güzel ama. Tam böyle çöl, çölde gibi. Bakın şu şuradaki sabak, normalde barajın seviyesi oraya kadar geliyor, oradan da taşıyor yani sulama kanallarını. Bu su o kadar çekilmiş ki, size şöyle göstereyim suyun ne kadar çekildiğini. Ben şu an yarı yüksekliğinin biraz üzerindeyim. Bakın araç yukarıda şu ağacın altında ve eğim nereden baksanız 50 derecenin üzerinde. Abi şurada da bir ay manzarası var. Enfes ya. Biraz yükselecek şimdi o. Onun fotoğrafını da çekeceğim. Şuradan inelim. Bakın buraya adam tezgahı açmış. Balık tutuyor. Yani söylediği kadarıyla bayağı balık varmış. Burada da böyle ince bir kum var. İnanır mısınız? Aynı sahil gibi. Bakın. Sahil gibi aynı. Şöyle göstereyim. Kum ya. Sahil kumu yani. Tabii bataklık oralar. Evet, Ayrancı Barajı da burası. Hem şöyle bir uğradık biz. Size de biraz göstereyim dedim. Suyun dolu olduğu ilkbahar zamanlarında falan, işte bu kar suları eridikten sonra, şu aracı görüyor musunuz, bakın orada oradan giden bir araç var. Su seviyesi oraya kadar yükseliyor, o sabaktan dökülüyor. O da bayağı iyi bir su seviyesi. Buraları falan bakın, su dalgalar çarpa çarpa zaten taş izlerinden de bellidir. Şuradaki duvara kadar su yükseliyor ağaçların oraya kadar. Karşıdaki ay manzarasını görüyor musunuz? Hmm.
Konya'ya yaklaşık 150 kilometre yolum var. Tam da böyle gün batmak üzere. Sakin sakin gidiyorum. Birkaç gündür Suzuki Vitara'ya bakıyorum. Onlarca video izledim. Bir dizelleri var. 1.9 D-Diz dedikleri. Bir de 2.0 benzinli olanı var. Atmosferik. Onlarda da LPG'siz çok yakıyormuş. LPG'de bagajı falan daraltıyor. Stepne arka bagajın üzerinde biliyorsunuz. Vitara'larda. 2.0 benzinli seçeneğinde mecburen LPG'yi taktırmak durumundasınız. Hatta başka bir seçenek yok gibi. Şayet petrol istasyonunuz falan yoksa veya tankeriniz. Biraz 1.9 dizel tarafına ağır basıyorum. Bakalım, şu ara araştırıyorum. Olmazsa bunu verip işte i20 üzerine biraz daha koyup bir tane 4x4 Vitara dizel, 1.9 dizel almayı düşünüyorum. Aldığım zaman araçta yapmayı düşündüğüm ilk değişiklik tavan barı olacak gibi. Bir de lastikleri değiştireceğim. Lastikleri değiştirmek için büyük ihtimal 2.5 inçlik bir yükseltme kullanacağım. 2.5 inç işte yayı, takozları derken aracı tahminime göre işte 6 santim falan yükseltecek. 6-7 santim neyse. Lastiklerde de sanırım 245-75-16 seçeneği var. O ebat ATM olur, artık MTM olur. Ona duruma göre bakacağım. Biraz da yol konforunu da düşünmek istiyorum. Çünkü Konya'ya biliyorsunuz yakın bir arazi yok. Ya Antalya taraflarına inmek gerekecek, Isparta taraflarına falan gitmek gerekecek. Göller bölgesi vesaire. Öyle olunca sürüşün önemli bir kısmı da uzun yolda geçecek. Konya'dan bugün Isparta en kötü 3,5-4 saat. Hani ben biraz sakin kullanan biri olduğum için böyle yavaş yavaş giderim. Benim hızla çok işim olmaz. Bir yere çok hızlı ulaştığım zaman birçok şeyi kaçırdığımı düşünüyorum. O yüzden elimden geldiği kadar yavaş seyahat ediyorum. Yolculuklarım sakin geçiyor. Nivalar biliyorsunuz çok efsane. Tam bir arazi aracı ama şöyle söyleyeyim. Niva'nın yeni modelleri çok pahalı. Görünümü eski. Bir de konforu biraz zayıf bir araba. Tamamen arazi odaklı olduğu için. Öyle olunca eski modellerde de işte belli bir yılın altındaki modellerde de işte bu galvaniz, şu radyoyu kapatalım da, bu galvaniz kaplama olmadığı için şasede işte çürüme durumları söz konusu. Aslında Niva tam almak istediğim bir araç ama dediğim gibi şu ara bana pek uygun değil. Şöyle temiz, uygun, düşük kilometreli bir Vitara bulacağız ve bu arazi işlerini artıracağız biraz. Daha güvenle gireceğiz daha doğrusu. Bu da giriyor birçok yere ama ya ben biraz temkinli bir adamım. Oldu ki araziye girdim. Dere yataklarından geçtim falan filan. Gittim oraya, kurdum tezgahı. Yatağı açtım, uyudum. Gece hava bozdu. Yağmur yağdı. İşte yollar çamur oldu. Ne bileyim, dere yataklarından geçmiştik. Her şey olabilir. Sonuçta bu bir anlık bir şey yani. Doğanın gücünün önünde duramıyorsunuz ki. Yağmur yoğun yağıyor. Sağanak yağıyor. İşte dağdan taştan ne bulduysa süpürüyor, yola getiriyor, koyuyor. Dolayısıyla tedbir çok önemli. Hani öyle bir durumla karşılaştığımda beni de mağdur etmeyecek, dört çekeri de insanı güvende hissettirecek bir araç benim için elzem şu an. Aslında bunu almadan önce öyle bir şey bakıyordum ama biraz Duster'lara kilitlenmiştim. Duster'lar hem motor hacmi olarak hem de motor olarak kendini ispatlamış bir araç. 1.5 dizelleri bugün Mercedes'lerde falan kullanılıyor. Renault grubuyla ortak üretilen bir motor zaten. Motor açısından, bir de mekanik açısından iyi bir araç. Birçok kullanıcısı var. Çok böyle hard off-road yapmadığınız sürece çok da mağdur edecek bir araç değil. Yükseltmeye çok uygun değil. Çok hani ufak tefek bir iki takoz, amortisör ve lastikle işte güvenli bir şekilde 6-7 santim belki yükseltebilirsiniz. Onun haricinde risk. Ön düzene zarar verir, aksları falan zorlayabilir. O yüzden Duster bir de son zamanlarda enteresan şekilde fiyatı yükseldi. Çok yükseldi. Çok tutulduğundandır nedir? Sıfır olmuş bugün. 207 bin lira. Ya 207 bin lira çok korkunç bir rakam.
bu arada. Karaman'a da 27 kilometremiz kalmış. Konya'ya 130 kilometrem var. Durumlar böyle. İşte Duster'ı seçeneklerimin arasından çıkardım. Piyasası gereksiz yükseldi. Yani 2015 modelleri olmuş 130-140 bin lira. Yani onun yerine 2011-2012 Vitara alırsın. Ok gibi, taş gibi istediğin kadar yükseltirsin. Winch takarsın, ne bileyim tavan barı koyarsın falan. Nefis bir araba olabilir yani Vitara. Nispeten bence Duster'a göre daha dolu bir araba, daha kemikli. Bakacağız, o da alternatiflerin arasında. Bayağı korkuttu ya. Acaba dedim araç falan mı yanıyor? Hemen duracaktım. Arkada yangın tüpleri falan var. Anız derler buralarda. İşte kuru otları falan yakıyormuş. İyi aman öyle olsun da. Allah korusun ya. Çok korktuğum bir şeydir. Gerçekten. Siz de duyarsız olmayın arkadaşlar. Öyle bir durumda mutlaka durun. İşte aracınızda yangın tüpü falan varsa direkt ateşin kaynağına müdahale edin. Yani uzaktan sıkıp harcamayın tüpleri. Ateşin kaynağına basıp onun oksijenle temasını kesmeye çalışın. Karaman'ı çıkıyorum şimdi. Sağdan Kazım Karabekir tarafından ayrılacağım. Bu Kars'ı Karaman Park sanırım. Bayağı gösterişli bir yere benziyor ama açık mı kapalı mı? Park Karaman'mış. Park. Şurada bir benzin alalım Shell'den. Benzini Shell'den, aklı Kel'den alacaksın demişler. Biz de benzini Shell'den alalım. Dolduralım. Yakıt aldığım petrol istasyonunda tüm çalışanları kadınmış. Konya ve çevresinde, özellikle Karaman taraflarında ilk defa rastladım. Pek alışık olmadığım bir şey. Eline sağlık, sağ olsun. Ön camımı da temizledi. Bayağı bir sinek böcek yapışmıştı. Çok güzel oldu. Adamı unutuyorlar. Bağırıyor. Unuttular mı adam? Ha, iyi bari. Yaklaşık 105 kilometre sonra bir mola daha verdim. Burası da yine Shell istasyonu. Biraz Konya'ya yakın olsun istedim. Kilometre hesabı yaptım. Şu ana kadar 640-650 kilometre yol yapmışım. Geçeyim. Ha, burası da doluymuş ama. Şöyle bir ışık açayım. Beyaz ışık açayım. Şunu bir eski yerine tekrar alayım şöyle. İnce taze biber, biraz nane. Şurada domatesler var. Bayağı güzel böyle ekşili. Bir de kavun var. Bunların hepsi bahçede. Doğal yani, organik. Kilometre hesabımıza devam edelim. Şunu bir kapatayım. Şimdi şu ana kadar yaklaşık 645 kilometre yol yapmışım. Toplamda 255 liraya yakın benzin aldım. İşte 100 kilometre önceki istasyonda almıştım benzini. Şu radyoyu kapatayım. Yaklaşık 105 kilometre önce almışım. 255 lira aldım. 650 kilometre desek yaklaşık.
Ne yapar? 250 desek sürattan. 250 bölü 650. Oradan 38-39 kuruş yakmış kilometrede. Çok iyi bir değer. Benim önceki aracım Golf 1.6. Benzin artı LPG vardı. Onda sadece LPG'de bu değerleri yakıyordu. Benzinle beraber hesapladığınızda 50 kuruş falan buluyordu artık. Biliyorsunuz benzin falan yükseldi. LPG de yükseldi. Tüketim olarak çok iyi. Bir de ben bugün sollarken 140'lara kadar çıktım. Normalde hani 100-110 giderim. 120 giderim. Ortalama 110'dur hani hızım. Eğer o hızlarda seyretseydim hani 140-150'lere kadar çıkmasaydım sollamalarda. Çünkü bazen gerekti. Çok uzun soluklu sollamalar vardı. Sağ tarafı kamyonlar bayağı işgal etmiş. Dolayısıyla sollamaya çıktığınız zaman tekrar kamyon arasına girmemek için hızınızı da korumanız gerekiyor. Çünkü arkadan da araçlar sıkıştırıyor. Bazıları roket biliyorsunuz. 200 ile giden vatandaşlarımız var. Seviyorlar hızı sürati. Adam 200 ile gidiyor. Gecenin karanlığında önüne bir şey çıksa göremeyecek. Patlatıp geçecek. Yani hayvan olur, insan olur fark etmez onlar için. Neyse tüketim olarak çok iyi. Gayet memnun kaldım. Yaklaşık dediğim gibi 38 kuruş civarında falan tüketmiş. Yani 40 de düz hesap. 40 kuruş çok iyi bir değer. Benzinli bir araç için. Ben aracımı hiç LPG taktırmadım. Benzinde kullanıyorum. 110 gitseydim eminim daha da düşerdi. 35 kuruşlara kadar düşerdi bu tüketim. Biraz seri kullandım. Yani litre bazında da söylemek gerekirse çünkü kuruş hesabını fazla sevmiyorum. Hani şu kuruş yaktı bu kuruş sürekli değiştiği için kurlar. Kurlar diyorum. Pompa fiyatları. Şöyle kabaca hesaplayacak olursam 40 kuruş desek 6,5'tan aldım ben. 6,54'ten aldım benzini. Ne kadar yapar? 6,54'ten hesaplasam yaklaşık tam 6 litre yakmış. Yani kilometrede 100 kilometrede 6 litre yakmış. Karma tüketim. Hem şehir içi var hem uzun yol var. Çok iyi bir değer. Yattın mı? Yok abi. Sinek var mı senin arabada? Sinek var ya. Sineklik vereyim mi sana? Yok girdi zaten. Şimdi. Şeyse sineklik var arabada. Yani yatarım biraz. Yarım saat ben yatarım. Oldu. Hadi iyi geceler o zaman. Abi, görüşürüz. Abi. Buradan giriyorlar sinekler. Söyleyeyim sana. Buraya bir tane sineklik yap. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Şöyle bir ay manzaram var. Sol camda. Yattığım yerin hemen üzerinde. Aracın içini gayet iyi aydınlatıyor. İlave bir lamba kullanmayacağım bu gece. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde aracımı park ettim. Burada konaklayacağım. Saat aşağı yukarı gece yarısı. Biraz internette oyalanıp daha sonra yatacağım. Üzerimde bir uzun kollu gömlek var. Altımda pantolon, ayağımda çorap. Sadece üzerimde ince bir nevresim olacak. Onu da dediğim gibi hani üşürsem üzerime çekeceğim. Aracın sol tarafında yatıyorum. Aracın içinde oturabilirsem eğer gece lambasında şu koltuğa takıyorum. Platformun üzerine bir mat serdim. Bu spor matlarından. Bunun üzerine de bir sünger koydum. Bugün hava sıcaklığı gayet iyi. Yani gece boyunca maksimum 19 dereceye düşecek. Yaz ayları o yüzden üzerime çok ince bir nevresim alıp uyuyorum. Aracın içi de gün boyu ısındığı için çok üşümüyorum. Şöyle yastıkla beraber tam sıfırım. Ön koltuk keşke biraz daha yatsaydı ama eğer boyunuz 1.80 ve üzerindeyse bence biraz zorlanabilirsiniz. Aracım 2015 model i20. Tam sıfıra sıfırım şu an. Şöyle biraz araçta doğrulayım. Şoför kısmı boş. Orası sürüşe şu an hazır. Yani yatağı bozmadan, eşyalarımı toplamadan aracın başına geçip sürüşe başlayabilirim. Arka kısmında şöyle eşyalarım var. Buzdolabı ve ihtiyaç duyabileceğim malzemelerin olduğu bir çanta var. El çantası. Bunun içerisinde hem mutfak malzemeleri var hem de gece ihtiyaç duyabileceğim birçok eşya bunun içinde.
Bunun arkasında da bagajda taşıdığım eşyalar var. Sol taraf tamamen yatak, boydan boya. Bu yatağın kurulumunu paylaşmıştım. Açıklamalar kısmına linkini koyarım. Onun haricinde de aramalar kısmından videoya ulaşıp izleyebilirsiniz. O zaman bana iyi geceler. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yine videoları beğeniyorsanız, beğen butonuna basarsanız memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.